Merhaba arkadaşlar. Bugün 12. sınıf matematik ders kitabı tutku yayınlarının soru çözümlerini göstereceğim. Bu sayfa 152. Diğer sayfaya da geçen çektim ve yükledim kanalı. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi biraz bekleyelim. Şimdi bu 7. sorudan başlayalım. Analitik düzlemde bir A noktası vermiş. Orijin etrafında saat yönünün tersine yani pozitif yönde döndürülerek A 3,2 noktası elde ediliyor. Buna göre noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Yani biz de A noktasını istiyor aslında. Şimdi bak 90 derece döndürüldüğünde ne yapıyorduk? Mesela x y noktası ise 90 derece döndürüldüğünde eksi y virgül x oluyor değil mi? eksi y virgül x şuradan gösterelim x virgül y noktası ise e, bu 90 derece döndür döndürüldüğünde eksi y virgül x noktası olacak yani şimdi bize ne vermiş? a üzeri 3 virgül 2 noktası vermiş Bunu eksi y virgül 3 noktası e, bak şöyle diyelim nasıl diyelim? şuradaki 3 noktası neye eşit? eksi y'ye yani eksi y eşittir 3 nokta 3 diye yapalım. Buradan eksiyle çarptığımızda mesela y eşittir eksi 3 olarak bulacağız. Yani A noktasının y'si eksi 3 Şimdi x'e bakalım. Buradaki x neydi? E, değişmemiş zaten. Sadece yer değiştirmiş. X de buradan 2 gelir. O yüzden mesela ne oluyor? A noktasının e, koordinatları 2 virgül eksi 3 oluyor. Bu. Sonra alttaki soruya bakalım. Şekildeki dönme dolabın birinci oturuğuna bir müşteri bindikten sonra dönme dolabı yavaş yavaş hareket ettirilerek müşteri alınmaya devam ediliyor. Bu dönme dolabı saat yönünün tersine 120 derece döndürülüp durdurulduğunda dur, kaçıncı müşteri alınmış? Şimdi bak saat yönünün tersi diyor. Saat yönü bu tarafta saat yönünün tersi bu taraftır. Şuradan bir sileyim. Yani bu tarafa doğru bir dönme gerçekleşecek. Nasıl yapacağız şimdi? Böyle nasıl yapalım? Tam da gözükmüyor aslında. Şimdi Tamam şimdi daha iyi gözüküyor. Şimdi şöyle bir hareket gerçekleşecek. Yani mesela bir böyle yukarı falan gidecek değil mi? Yukarı doğru çıkacak. Şu sağ taraftan. Şimdi burada bir de 120 derece döndürülüyor. Buraya bakalım. Bir üç e, şey çember olarak düşünelim. Çemberin tüm derecesi nedir? Mesela 360 derecedir. Ve burada kaça bölmüş? 12 e, 12'ye bölmüş değil mi? 12 tane parça var burada. O yüzden 12'ye böldüğümüzde mesela bir şuradaki bir açıyı kaç olarak bulacağız? 30 derece olarak bulacağız. Şimdi bizden ne diyor? 120 derece döndürsün. Yani 120 böyle 30 yaptığımızda 5 kere Pardon. Mesela burayı sadeleştirelim. 4 kere dönecek yani şuradaki açılardan dört kere kullanılmış olacak diyecek diyelim mesela şu çünkü ya dört tane yer değiştirsin ki aradaki açılar 120 derece olsun toplamı mesela burada bir kere gitti 30 oldu şuradan gittiğinde 30 oldu buraya bak birlerin nereye gittiğini söylüyorum şu anda mesela bir buraya geldi buraya geldi burada buraya geldiğinde mesela ne oluyor 30 oluyor 60 oluyor 90 oluyor şu 10. yere geldiğinde 90 oluyor. Buraya geldiğinde kaç olacak? 120 olacak değil mi? O yüzden 1 burada. Arkasında ne var? 2 var. Yani 10 yerine 2 yazacağız. 11 yerine 3 yazacağız. 12 yerine 4 yazacağız. Burada 1'in yerine de 5 geliyor. O yüzden cevabımız 5 oluyor. Hani bizde de kaçıncı müşteri alınmış olur dediği için cevap 5. Umarım anlatabilmişimdir. Biraz karışık oldu ama. Soruya bakalım şekildeki ABC üçgeni bir birim sağ. Şimdi buradaki şekilde vermiş. Zaten sizde kitapta var. Ben direkt noktaları yazayım. Mesela A noktası ne oluyor burada? A noktasının e, x'i kaçtır? 1'e 3. B noktası kaç oluyor? 3'e 3. C noktası kaç oluyor? Şuradan bir, şunu silerim. C noktası kaç oluyor? 3'e 1. Değil mi? Şimdi bizden ne istiyor? Bir birim sağ, yani bir x virgül y noktası olsun. Bir birim sağ demek artı bir ekleyeceksin absesine. İki birim aşağı demek ordinatından iki birim çıkaracaksın. Ve ne diyor? X eksenine göre yansımasını istiyor. X eksenine göre yansıması da ne demektir? X virgül y noktası olsun tekrar. Buradaki y'nin işaretini değiştireceksin. Yani ne oluyor? X virgül eksi y oluyor, değil mi? Böyle yapacağız. O yüzden yapalım. Şimdi ilk önce şuradakini yapalım. İlk önce bir birim ekleyelim. Bir birim eklediğimizde ne oluyor? 2 oluyor. 3'ten 2 çıkar 1 oluyor. Yani 2 1 noktası. Sonra ne diyor bize? X eksenine göre simetrisini alacağız. Yani 2 virgül eksi 1 olacak. Hani y'sinin işaretini değiştireceğiz. Şimdi burada aynı işlemi tekrar uygulayalım. 3'e 1, üçe 1 ekleyeceğiz 4. 3'ten 2 çıkaracağız 1. Sonra ne diyor? X eksenine göre yansımasını alacağız. Yani y'sini eksi olarak yazacağız. Eksi, ile çarpacağız diyelim. Mesela 4 virgül eksi 1 olacak. Sonra mesela ne yapacağız? Bir dakika. tamam. Sonra yapalım. Buraya bakalım. C 3 4 oluyor. Birden eksi 2 çıkar. Eksi 1 oluyor. Pardon bu B noktası. Benim orada kafam karıştı ya. Burası B noktası. Burası C noktası. 4 1. Y eksenine göre pardon X eksenine göre simetrisini alacağız. O ne oluyor? 4 virgül 1 oluyor. Şimdi buradan bu noktaları bulmaya çalışacağız. A'ya bakalım mesela. Ne diyor? 2 virgül 1. A şıkkına bakalım. A 2 virgül 1 mi? Hayır değil. O yüzden değil bu. B'ye bakalım. A 2 virgül 1 mi? Hayır değil. Şuraya bakalım. Zaten cevap bu. Buraya en son bakalım. Şuraya bakalım. A 2'ye eksi 1 mi? Evet bu olabilir. 2'ye 1 demiş bu olamaz. Şimdi B noktasına bakalım. 4'e ne diyor? 4'e eksi 1. B noktası burada da olmamış. O yüzden cevap zaten D. Mesela 4'e eksi 1. C ne demiş? 4'e 1. Bizim de yazdığımız şekilde. Şuradaki alt soruya bakalım. Bu son soru. Böyle bir nokta vermiş. Noktasının orijin etrafında 45 derece döndürüldükten sonra bak. Burayı döndürmüşler. Sonra x eksenine göre boyunca negatif yönde 2 birim y ekseni boyunca negatif yönde 3 birim öteleniyor. İlk önce bizi dondurmayı bir yapalım. Nasıl yapacağız? Kural vardı yani formül vardı. Ben formülden yapacağım burada. Şuradan bir başlayalım. Neydi? 2 kök 2 tamam. x çarpı formülü yazıyorum ilk önce. Yo, şuradan yazayım? x çarpı cos alfa yani cos 45 eksi y çarpı sin 45 yazayım. Bu neyi bize bulduracak? Absisi. Şimdi virgül y çarpı pardon hep kafam karışıyor oradan. Ya da şurayı x diye yazalım. x çarpı kosünüs alfa demeyeceğiz. Sinüs. x çarpı sinüs alfa yani sinüs 45 artı y çarpı kosinüs 45. Oldu bu sefer değil mi? Buradan ne olacak? Buradan da neyi bulacağız? Ordinatı bulacağız. Şimdi yapalım. x yerine 2 kök 2 çarpı e, x yerine 2 kök 2 yazdık. Çarpı cos 45 kök 2 bölü 2 eksi y yerine 6 kök 2 çarpı kök 2 bölü 2 sin 45 kök 2 bölü 2 olduğu için böyle yaptık. Şuradaki 2'ler gitti. Kök 2 ile kök 2 ne oldu? 2 geldi eksi. Şuradaki 2'ler mesela hepsi götürdü. Eksi 6 geldi. Buradan ne bulduk? Eksi 4 bulduk değil mi? Yani bu yeni oluşacak koordinatın absisi eksi 4. Şimdi buraya bakalım. Ordinatını bulacağız. x kök 2 kök 2 çarpı 2 kök, kök 2 bölü 2 artı y 6 kök 2 çarpı kök 2 bölü 2. Şuradaki ikiler gitti. Buradan 2 geldi. Artı buradaki ikiler gitti. Yani kök 2 ile kök 2 mesela ne oluyor? 2 oluyor. O yüzden götürdüm direkt. Artı 6. Buradan ne geldi? 8 geldi. Şimdi ben, bana ne diyor? x ekseni boyunca X ekseni boyunca negatif yönde 2 birim. Şimdi böyle x virgül y noktası olsun tekrar. X ekseni boyunca negatif yönde 2 birimse yani eksi 2 çıkaracağım absisten. Y ekseni boyunca negatif yönde yine negatif yani y, e, ordinattan eksi 3 e, birim çıkaracağım. Şimdi bakalım. Biz ne bulmuştuk? Eksi 4. E, ne yapacağız? 2 birim daha çıkaracağız. Eksi 6 olacak. 8'den 3 birim çıkaracağız. 5 olacak. Yani bizim bulacağımız... E, Koordinat bizden istenilen koordinat eksi 6,5. O yüzden cevap E şıkkı. Umarım anlatabilmişimdir. Elimden geldiğince biraz anlatmaya çalıştım. İyi çalışmalar size.